arada yani. Of, Allah'ım Allah'ım, öleceğim şimdi. Bak içeride bile güldüm. Yemin ediyorum kahveyi koyarken bile güldüm. Nefes alın ve nefes verin. Alın ve nefes verin. İşte şu ablaya bir bakalım. Bunu bekliyorum. Dolabımda elbiselerimin fonksiyona göre dizilmesini isterim. Kopya Fonksiyon mu? kıyafetleri, iş kıyafetleri, spor kıyafetleri ve altında bunların hepsinin tek tek ayakkabılarının olması lazım. Belli Kendi fonksiyon mu? içinde de renge göre dizmen lazım. Yani koyudan açığa doğru. Renklileri de ayrı harmanlaman lazım. Tamam. Okey. Bunun dışında ben yemeğime çok dikkat ederim. Organik besleniyorum, glutensiz besleniyorum. Asla gluten istemiyorum yemeklerimde. Protein ağırlıklı besleniyorum. Organik gıdalar mutlaka çok önemli. Bunlara da çok Okey. dikkat etmen lazım. Ayrıca koleksiyon hazırlarken bu kumaş seçimlerini sana bırakıyorum. Kumaş bilginin iyi olduğunu söylemiştin. Yani öyle güzel şeyler yap ki beni şaşırt. Yani bir şeyler söyle Şak ben mı şaşırayım. yani? Ah diyeyim Dilan ne kadar güzel, iyi ki almışım. Bana neler, ne kadar iyi katkılarda bulundu demek istiyorum. Yani senden onu bekliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bu şekilde beni şaşırtırsın. Yani Senden şimdi ilginç öneriler, zaten ilginç fikirler işlerimi bekliyorum. hallettiğimde Hiç şüpheniz olmasın. Hepsini işlerimi hallettiğimde istediğiniz olacak. gibi olacağından emin olabilirsiniz. Ay. Peki. Yani ben pek ikna olmadım ama Öldürdün beni. sana artık bir şans vermek istiyorum. Yani umarım sen de bu şansını iyi kullanırsın. Benim kıyafetlerim gelecekti. Bir bakar mısın? Bana yollayacaklardı mağazadan farklı kıyafetler. Ha, Öyle mi? kıyafetler aşırı Ne merak tarafta? ettim. Yatak odasında Evet, herhalde. yatak Tamam. odasında. Getirdim. Dilerce. Buyurun. Getirdim size kıyafetlerinizi. Aa, süper. Mağazalar bana son kreasyonlarını gönderiyorlar. Ben Aa, süper. asistanıma direktiflerimi verip onları ne şekilde kombinlemesi gerektiğini Wow. söylüyorum. Ve böylece günlük kıyafetlerimi belirlemiş oluyorum. Dilancığım senin benimle birlikte bir ekip olmamız lazım ikimizin. Evet. O yüzden kıyafetin çok önemli. Yani ben kıyafetini bugün beğendim. Güzel, siyah, Nuri, şık, bu yakışmış deme öyle, sana. teşekkür ederim. Makyajın da güzel ama o kafandaki o kalemi anlayamadım yani. O nedir öyle? Ya şey biraz acele ettiğim için sabah öyle Ama takılı çıktım. Pardon, yani. Bundan kusura sonra saçını falan yani benim asistanıma yap. Sustu. 2 dakika ilgi çekiyor, sonra hemen geri gidiyor. Botoksu da yapacak mı? 2 dakika şarkı söylüyor, sonra susuyor. Yakışır bir şekilde düzenlersen çok memnun olurum. Bu şekilde yani Kuyu ben mu? asistanım hani dediğim gibi ikimizin bir takım olması lazım. O yüzden senin de bu takıma yakışır bir kılık kıyafette, saçta, makyajda olman lazım. O yüzden bir daha öyle tepede kalemler falan istemiyorum. Hadi bakayım Evet, olsun. Neyle kıyafetler burada bu başlıyoruz? arada. Hadi bakayım. Şöyle bir kot ceket var. Üzerinde nakışlar, peçler. Altını da sarı elbiseyle kombinledim. Kadife bir elbise. Bu sene çok trend biliyorsunuz Çıldıracak kadifeler. şimdi. Zaten bu benim hiç tarzım değil. Yani bunu Öyle nasıl mi? yolladılar mağazadan ben anlayamadım. Yani bu benim hiç tarzım olan bir şey değil. İşte olay geliyor şimdi. Tatlım yani ben bu kıyafetin içine sık sığamam. Yani bu 38 ise eğer yani benim bu kıyafetim içine sığmam lazım. Ben kendi bir bedenimi biliyorum. Ben kendi bedenimi bildiğime göre demek ki bu kıyafet 38 değil. Ya etiketi yanlış basılmış ya sen bunu yanlış 38. getirmişsin. Siz 38 bedensiniz bunu biliyorum. O yüzden böyle getirdim. Yani kusura bakmayın gerçekten. Ama size çok iyi bir diyet programı sunabilirim. Tatlım ben İsterseniz... yani moralim çok bozuldu. Ne Yani bunun yüzünden diyet diyete girmem gerekecek. Çok güzel bir diyet programı sunabilirim size. Onu söylüyorum. Çok trend ve çok güzel bir Tatlım ben bütün diyetleri biliyorum. Trend Yani programı var. neymiş bu diyet? Bu diyet şöyle, iki proteini bir arada kullanmamaya dikkat ediyorsunuz özellikle. Çünkü birbirlerini Okey. nötrize ediyorlar. Bu vesileyle 21 günde fit ve zayıf bir görünüme
ulaşabiliyorsunuz. Yani sen beni 21 günde bu elbisenin içine girecek hale getirebileceğini düşünüyorsun. Evet, kesinlikle. Bana aşkım, güvenebilirsiniz. Aşkım, sen zaten o elbisenin içine girersin. Bu sana küçük beden getirmiş. Hasetinden, fesatından bu sana küçük beden elbise getirmiş hayatım. Sen 30, hatta sen 34 bedensin. Sizin diyete asla ihtiyacınız yok ki. Yok ki. Benden çok net aşırı iyi asistan olurdu. Bunu kabul edin. Bunu kabul edin. Ama sizin ihtiyacınız yok ki. Kabadan. O zaman sana 21 gün süre veriyorum. Yani bu 21 günde beni zayıflattın, zayıflattın. Ben bu elbisenin içine girdim, girdim. Madem böyle bir iddiada bulundun, 21 günde bunu gerçekleştirmen lazım. Ve benim de bu elbisenin içine girmem lazım. Bakalım, göreceğiz. Yani hadi yoksa bakalım. Seninle çalışmam biraz zor olacak. Göreceğiz. Ne bu? Bu programdan değil ha, o ne diyor'nun muhteşem videolarından bir tanesi. Lord Sanchez 1-2-3'te göndermiş ablam, bugün sınıflar arası Lord turnuvasında birinci olduk. Ben de mutluluğu seninle paylaşmak istedim. Bu arada LOL'de hakikaten support kasıyorum, iyi yayınlar demiş. Lord Sanchez, tebrik ediyorum. İnşallah çok daha iyi yerlere gelirsin. Selim 3 lira göndermiş, hadi tekrar çökertelim demiş. Hayır. Hayır, herhangi bir yeri çökertmiyoruz. Herhangi bir yere çökelim. Çok sağ ol bu arada. Çok teşekkürler desteğin için. Light of the Light of This 5. Hani Twitch Prime ile paylaşmış. Hello my friend and here we go again. Good luck demiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol 5 aylık desteğin için. İyi ki buradasın. İyi ki varsın. Çok çok sağ ol. Ne bu? Bir daha asla evime gelme. Olay var. Ne oldu, sen mosmor bir yıl geçiriyor musun gerçekten? Tuğberk'le. Yaptığım her şeyi eleştirebilirsin. Benim sizi yaptığım gibi. Ama gerçekten bazen... Bak bu mesela Tuğberk mevzunu açmakla mesela sınırını aşıyorsun. Sebebini söyleyeyim mi? Sen sınırını bence, aşmıyorum bence. Kesinlikle sınırını. Neyse, sen bence sen. İnsanların gözünde başka bir algı yaratmaya çalışıyorsun. Sosyal medyadan arkadaşlık mı yolda? Hayır, hiçbir şey değil. Onunla bir alakası yok. Ne, hayır, Tuğberk mi yolda diyorum. Ben sana sevinirim bir dakika. Hayır, ama Elif, senin sözünü nasıl kesmeyeyim? Devamlı sadece bir şey var. Esra'nın benim erkek arkadaşımla, benimle ilgilenen birisiyle ilgili yaptığı bu tavrı hiçbir şekilde onaylamıyorum. Ve sana son derece kızıyorum. Benimle ilgili her türlü mevzuya girebilirsin. Neslihan bir dakika, ne olur üstünden kalkar mısın rica edeceğim? O zaman önümüze sokun. Neslihan bir üstünden kalkar mısın? 70 kilomuzsun Nesin. Elif. Ha, aramıza sokma. Aramıza getirip ben getirmedim. Ben getirmedim. Ki. Adam sürpriz olarak geldi. Neslihan'ın fikriydi. Bu benim özel hayatım. Ve adamı hiçbir şekilde tanımıyorsunuz. Ben de tanımıyorum. Bugün şunu bu anda mevzu ediyor olmam. Tuğberk'le olan bilgin ne? Bu ne demek biliyor musun? Bana şu anda haksızlık ediyorsun. Çok haksızlık mı sence? Evet, bana haksızlık. Çünkü ben sana bu şekilde davranmıyorum. Ben senin özel hayatına ilgili sana hiçbir şey yapmıyorum. Bir dakika falan değil. Ben sana bu şekilde davranmıyorum. Hiçbir şekilde. Bu benim özel hayatım ve bunu yapmaman gerekiyor. Bu kadar basit. Hay, bir şey söyleyeceğim yani. Seni niye bu kadar rahatsız etti ki Tuğberk'in ona çiçek getirip orada jest yapması? Sana ne ya? Tuğberk'in getirmesi değil. Tuğberk'in o ortama durup durup girmesi ya da bu tür konuların durup durup girmesi yeter ama artık ya. Niye girmesin? Burada bu kadar bana herkes yüklenirken sesin ya kadın, çıkmıyor da Elif'te mi problem oldu? Allah aşkına, kadına bir jest yapılmış. En yakın arkadaşı vasıtasıyla. Bizim bu nedense çok tesadüfen o andaki kokteyli Selin Gül'ün gününde oldu. Sen bizi evine davet etmişsin. O senin misafirin ya. Vallahi Elif senin misafirin. Bunca şey söyledikten sonra misafirin. Sana misafirin. Ne söyledi Elif? Sana o zaman ne söyledi? Esen gibi davransın bana. Elif bu konuda yüzde yüz haklı. Kardeş yanlar gibi bir şey çünkü mi? Çünkü burada sen onu incitmek, yaralamak için özellikle Tuğberk meselesini açtın. Hani onu orada sanki utanacakmış gibi. Kız ne yapsın? Kıza yapılmış bir jest var. Haberi bile yok oraya geleceğinin. Ezgi, adamı. Sen bunu söyleme bari. O neden? Gün sana anlattıklarımı sen biliyorsun. Ama bak şimdi, aranan tam net varoşluk seviyesi burada yok. Sosyetik oldukları için mi? Hı? Sosyetik, evet, hepsinin sesi aynı bu arada. Carlama cızlama çok duyamıyorum. Ve ondan sonra bu kadar ani bir değişimden sonra ben çocuklarımı bu eve getiriyorum. Ve şu anda beni en çok bel altından vuran da sensin. Of. Baksın.
bu mevzuyu burada konuşmadan bu evden çıkmayacağım. Hakikaten çok sinirim bozuk çünkü ben senin misafirin olarak geldim. Sen nasıl 38 bedene düşeceksin? O zaman bu mevzuyu misafirin gibi davranmak istiyorum. Benim kişiliğimle alakalı. Giyimim, kuşamım, saçım, makyajım, boyum, posum, kilom her şeyimle ilgili eleştiri yapabilirsin. Ama benim özel hayatımdaki sınırlarıma giremezsiniz. Ha, özel hayatın eğer kimse hiçbiriniz bilmiyorsa özeldir. Oh, wow, ne güzel kalktı ya. Ya ne güzel ayağa kalktı ya. Hareketlere bak hele 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 ya. Ben Esra'cığım, seninle bu mevzuyu çok acil çözmemiz lazım. Çünkü ilerleyen günlerde hakikaten birbirimize iyi gelmeyeceğiz. Ve lütfen sana son kez söylüyorum. Ben eğer senin arkadaşınsam ve öyle kalacaksam benim özel hayatımı bu masaya ya da insanların arasına lütfen taşıma. Bu konuda ne beni Neslihan engelleyebilir ne o ne... Sen bu algı, bu kötü algıyı insanların gözünde yaşatma. Baba, çünkü hala orada yeme masum başlayan bir şey. Masum bir durum. O anda kimsenin kimseye bir terbiyesizliği hiçbir şey yok. Ve ben daha fazla kalamayacağım bu evde. Bir dakika, bunu gerçekten çözmek. Hayır, hiçbir şey çözmeyeceğim. Şurada dur ve beni dinle. Bu kekinde lütfen kendin ye. Hoşça kalın. Bir öyle bir hareket. Elif bir daha asla evime girme zaten ya. Çek git ne yapıyorsan yap. Altıncı kişileri de arama sokma, aramıza sokma. Sokacaksan da haber ver, ben orada olmayacağım. Neslihan ben seni sonra ararım. Aa! Canlı yayında Seray Sever ve Alişan arasında gerginlik mi? Ya altıncı kişileri de aramıza sokmayın bir zahmet ya. Sosyetik ev kadınları estetik krizi. Ben bunu nasıl yeni keşfedebilirim? Ben bu programı nasıl yeni keşfederim? Çıldıracağım. Onları benzersiz yapan, sıradan insanlardan ayıran tek bir ortak özellikleri var. İhtişamlı yaşamları. Bu arada biz sıradan insanlarız, biliyorsunuz değil mi bunu? Bizler işte onlarız, biz sıradan insanlar. Benim bu kadınlardan birinin söylediği paramparça şarkısını dinlemelisin. Bir şey daha çalacak mısın? Biliyorsunuz Tuberko mu? Terasta bir orkestra parça yani evet, çalgısı. Yani tek başına çalmanın çok büyük bir anlamı yok ama madem siz istediniz. Sağ ol. Ben de biliyorsunuz uzun zamandır çalmıyorum ama sizi olsun birkaç akor basacağım. Biliyor musun? Kılığın, kıyafetin, saçın, makyajın, şu elindeki gitarın inanılmaz bir bütün olmuşsunuz. Çok beğendim. Ay ben canım, seni bugün. Çok teşekkür ederim. Çok samimi söylüyorum. Yani daha başka bir şey olamazdı. Tam olması gerektiği gibiyse şimdi müzik kıyafetine hazırız. Bu ne olabilir arkadaşlar? Dan dan da dan dan. Hangi şarkı olabilir? Nasıl bildin onu? Wow! O değil mi bu? İçin biliyorum arkadaşlarıma şans veriyorum. Söyle bakalım biraz belli, daha devam. Paramparça yani Teoman'ın evet. Helal. Ama ben size bu o Teoman'ın paramparçası, ben size kendi yorumumla çalacağım. Tamam, Allah yandı. Yorumuyla paramparça. Saatim yok, tam olarak bilemem. Nasıl oluyor? Vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Kayıp bir bavul gibiyim havaalanında ya da boş bir yüzme havuzu sonbaharda.
Çok mu ayıp? Hala mutluluk beklemek. Neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem yastığım. Lan gitarı da mı çaldın? Bir başka birisi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm. Kelimeler düşüyor. Tekrar kurdum. Kısa harfiden dedi ya. Bir akor falan basacağım dedi, helal olsun. Sözün arkasında durup gerçekten sadece bir akor bastı. Şükrü doğum günü kutlu olsun, bu bizden sana gelsin. Tüm hayatlar sizde paramparça. Paramparça. Vallahi bravo. Bir şey bravo söyleyeyim. Gülsel. Ne abi yani? Bravo. Gülsel Hanım'ın sesi, yani ısrar ediyorum, yan flüt çalsa daha iyi olacak. Zaten gitarı pek çaldı. Neden? Da denemez aslında. Ya ne demek çaldı yani, denemez? Tam olması gerektiği gibiyse şimdi... Şu ne ki, bu ne? Nasıl çal? Hiç kimse Gülsel'e laf edemez. Bak. Bak, hiç kimseye Günsel'e laf ettirtmem. Günsel şov yaptı chat ve ben çok beğendik. Sus, yan flütmüş. İzle şimdi nasıl giriyor gitarla. Bu ne olabilir arkadaşlar? Daha ne yapsın bu kadın? Hı? Ne yapsın bu kadın? Bu kadar böyle yani. Buraya kadar biliyor, daha ötesini bilmiyor. Burada bitiyor. Kimin abonesi bu? Bu benim abonem. Hiperaktif sakin ikinci ayında P-Queen ve P-Queen abonelerinden özür dileyerek sizi ikinci ayda meşgul edeceğimi bildiriyorum demiş canım benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun kendi desteğin için. Et meşgul et. Ben de size ediyorum zaten. Allah'ım bayılacağım şimdi. Ay çok güzel. Ay vallahi çok hayallerimin programı. Mücevherler, davetler, kürkler ve birbirinden şık giysilerse bu ihtişamın sadece görünen tarafı. En özel anlarına tanık olacağımız bu sosyetik kadınlar parıltılı hayatlarının kapısını sizler için açtı. Gerçekten öyleler mi peki? Evet. Buradaki isimler gerçekten öyle isimler mi? Öyleler değil mi? Cahreyn bugün yayın açacak mı? Dur arayayım. Dur hemen arayayım ya. Vallahi. Başka kim var yayın açmasını istediğin? Hepsini teker teker arayayım ben buradan. Şimdi ararım. Hemen telefonla arayayım diyeyim abi yani. Çok önde olmayı ve çok konuşmayı seviyorsun. Aynen. İddialı bir tipsin. Esra daha yumuşak, daha Ezgi de öyle. Neslihan zaten Ezgi'nin tanıyorum. Sert yanı vardır ama. Değil mi? Bilirim. Ya, ben de çok sessiz buldum seni. Benim için fırsat bulamadık ki tatlım yani. Evet, sürekli bir şey anlatıyorsun. Botokslarım dondu şu an. Sektörün içinde bir kadın olarak estetik hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şekilde karşı değilim. Ben çok de hiç seviyorum. Değilim. Ben de çok seviyorum. Her gün ben estetik olarak yani güzel yapıyorum. Görünen her şeyi çok sevdiğim için estetik olayını da seviyorum. Güzel olunan her şey güzeldir. Abartılı ve komik duran estetiğe çok karşıyım. Kesinlikle. Yani o kimin burada sence komik cemiyet hayatında o dergileri karıştırdım. Bütün kadınlar hepsi birbirine benziyor. Abartılı botokslar, kaşlar hepsinde bir hayret ifadesi. Peki kendileri beğeniyorlar. Kadınlar kendilerini beğeniyor. Kendilerini güzel hissetmek istiyorlar. Yani belki kendilerini güzel hissetme duygusu erkeklerin onları beğenmesinden çok daha önemli bazı kadınlar için. Doğru. Doğru dedi. Ama o dünkü söylediğim şeyin, evet, bak o esprinin devamında var ya, hakikaten çok güldük ya. Bak Elif, burayı beğendin mi? Ay sen deli misin? Ne kadar benim güzel. Benim bir Ahmet'im var. Evet. Ahmet'in mi var? Ahmet'im benim.
Bir telefon ettim. Bayılıyorum ben buraya. Ay nefis buraya. Gerçekten. Yani evde de yapabilirdik ama üşendim, öğlendim. Ay çok güzel bir ambiyans. Oo, soframız güzel. Çok güzel. Romantik, çok romantik. Gel, bir kahvaltı yapacağız seninle. Aga be, sizin var mı Ahmet'iniz? Jaodis. Hayır. Bunlar bu arada her biri iş kadınıymış. İş kadını olarak söylediler. Aga be, benim hiç Ahmet'im olmadı be. Sen de yaşamalısın böyle bir hayatı değilik tabii ki de. Kesinlikle beni hayal edebiliyor musun böyle bir hayatta? Ben kendimi şahsen asla hayal edemiyorum. Atla hayal edebiliyorum ama böyle bir ortamda hayal edemiyorum kendimi. Kaos hadi. Nasıl bir telefon melodisi? Habibe! 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 Beş kule mi atıyor? Ay, beş kule atıyorum, gene arıyor. Israrcı. İki tane cevapsız. Esra. Esra aramış beni. Ah, dur bakayım, bir arayayım bakayım. Ya, arama ya. Gerçekten. Esra. Ha, merhaba canım, beni aramışsın iki kere. Nasıl? Yo, ben masada değildim. Bir dışarı çıkmıştım. Ne oluyamam ki, telefon masadaydı. Bay bay. Elif, sen ne yaptın? Kabı var. Ne yaptım ne, ne yaptım? Ne, daha ne yapacaksın? Noğlamışsın telefonu. Noğlamış mı? Elif. Ne noğlamış mı? Abi telefonunu noğlamış. İnanamıyorum ya. Nasıl noğlarsın telefonu? İlk defa noğlamak diye duyuyorum. Gerçekten ben ilk kez duyuyorum. Noğlamış, evet. Evet. Ama bak, yanlış anlamış. Kızın sesi titriyor. İşte. Telefon noğlandı mı? Peki sizin hiç telefonunuz noğlandı mı? Allah'ım. Sosyete onu neden dışladı? Sosyetik ev kadınları tanıyalım. Neslihan Kozanoğlu. İstanbul'da cemiyet hayatı bir oyundur. Ve bu oyunda kuralları ben koyarım. Evi ben, mi burası? Aralık. Burası iyi, bu iyi de Aşkı Memnu Arsen Hanım değil mi bu? Hı? Aşkı Memnu Arsen Hanım bu. Hala vardı ya, hala. Halanın evi bura. Ayında 1957 senesinde İstanbul'da doğmuşum. Bir evlilik yaptım. O evliliğimden başarım dünyaya geldi. Başarım sonra kim? Ayrıldım. Sonra Ahmet'le evlendim. Neyin başarımı ya, anlamadım. Çiftlik evi yapmak gibi bir niyetim. Ha, çocuğun adı başarı. Bir başarım elde ettim oradan. Başarım açmış. Bir proje hiç yoktu. Levent'te bir 4 katlı villa, işte bir yalı ve burası vardı. Acaba buraya bir büyük ev mi yapsak diye düşünüldü. 18 senedir devamlı burada yaşıyorum. Son nefesimi de bu evde vermek isterim. Hep burada yaşamak isterim. Ben de son nefesimi şöyle bir evde vermek mutlu isterim. Mutlu evliliğin sırrı. Herhalde herkese göre değişiyor. Ortak paylaşım saatleri keyifli, eğlenceli, neşeli geçerse
koca sizden kaçmıyor. İlk etapta Ekim dönemi oluyor. Sonra erkek sizi para çok bağlanıyor ki. Para, 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 para. Ya bana sorsalar şöyle bir programda, deseler ki mutlu evliliğin sırrı ne? Para. Vazgeçemiyor. Sonra da hasat zamanı başlıyor. Hoca sizden kaçmıyor. Elif ne? Soyadını görmedim. Elif Sabuncuoğlu mu yazıyordu? Bazıları beni sever, bazıları nefret eder. Ama hiç kimse beni unutamaz. Elif Sağlam Yürek. Ha. 15 Ekim Ankara doğumluyum. Ankara'da doğdum ve büyüdüm. Şu anda 20 yaşında olan hayatımın anlamı bir kızım var. Ne? Sen kaç yaşındasın ki? Bir dakika, kaç yılında doğdum dedi? Doğum yılına ne dedi? Senin nasıl 20 yaşında kızın var? Elif Sağlam Yürek. 15 Ekim Ankara doğumluyum. Ama doğum tarihi söylemedin. Şu anda 20 yaşında olan hayatımın anlamı bir kızım var. Dostluklarım çok fazla olmadı cemiyet hayatının içinde. Ben bir yardım yemeğine binlerce dolarlık tuvaletlerle gidilmesine zaten karşıyım. Ben aşk kadınıyım zaten. Çok enerjik oluyorum. Çok ben o zaman hayatımdaki o insan için yaşıyor oluyorum. Ben bütün eksen onun etrafında dönüyor sanki. Dolayısıyla iyi bir lover'ım ben. İyi bir lover olmayan da ne bileyim yani. Beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmiyorum. Sevda Demirer geliyor benim aklıma da nedense sürekli. Ben de iyi bir lover'ımdır bu arada. Ya çok benzemiyor mu Sevda Demirel'e? Güzel kadın mücevher gibidir. Zeki ve güzel kadın ise benim gibi hazinedir. Peki. Merhaba, ben Esra Tekgöz. İki çocuğum var, bir boşanma sürecindeyim. Bir güzellik merkezim var ve işimden inanılmaz keyif alıyorum. Ve başarı odaklı bir insanım. Diğer katılımcıların tamamını henüz tanımıyorum ama sanırım en çok fark yaratacağım durum organizasyon yeteneğim olabilir. Matematik zekam var ama sanırım duygusal zekam da çok kuvvetli, IQ'm çok yüksektir. Benim de bu arada matematiksel zekam efsanedir. İki kere iki, sıfır. Çünkü bir sayının iki ile çarpımı sıfır eder. İki kurmak benim için çok kolaydır. Eğer birisi benimle ilişki kuramıyorsa EQ. Onda problem vardır. You take me higher and higher and higher, baby. Beni hayatta çocuklarım dışında en çok mutlu eden şey başarı. İşimden çok zevk alıyorum ve onu çok üst noktalara çıkarmak istiyorum. Lüks yaşamı seviyorum. Cemiyette aslında ya kim her şey sevmiyor. Çünkü lüksün sınırı yok. Allah aşkına içinizde şey diyen var mı? Ya ben lüks yaşamı hiç sevmiyorum diyen var mı? Var mı? Soruyorum. Sevmeyen var değil mi?
Ben aşırı severdim. Eğer benim lüks bir yaşamım olsaydı ben o lüks yaşamı çok severdim kesinlikle. Yok. Sanırım en çok kıskanılan şey güzellik oluyor. Çünkü bir yere kadar tamam ama mesela uzun boyu parayla satın alamazsınız. Hatırladım, durmayın lan şunu. Şunu hatırlatıp durmayın, lanet olsun. Bir mücevher için bir kadının gözden çıkarabileceği miktar bir yere kadardır. Bence bunu beraber olduğu erkek karşılamalı. Ve bunun da sınırı yok bana göre. Bir erkeğin eşine aldığı bir tek taşın boyutu erkeğin de prestijini etkiler bence. En büyük tutkum sanırım ayakkabı. İstediğim zahmet karşılayın erkekler. Erkekler. Prestijiniz buna bağlıymış, duydunuz. Dediğiniz kadar ayakkabınız olsun bu bir kadın için başka bir şeydir. Yıllık bir ilişkinin ne yazık ki sonuna geldik. Kötü olan şey iki tane küçük çocuğun olması. Bayağı küçükler. Benim 4 ve 6 yaşında iki oğlum var. Eğer onları hayata getirdiyseniz, bu tercihi yaptıysanız en iyi imkanları, en iyi şeyleri sunmanız lazım onlara. En çok üzüldüğüm şey o oldu. Çok büyük yaralarım var, çok. Ne yaptı ya? Bir cam kırıldığı zaman onu istediğiniz kadar yapıştırın, bir araya getirin. Eskisinden daha güçlü olabilir ama orada kırıkların izleri kalır. Kesin aldatılmış bu kadın. Dönem dönem öyle çok ağladım ki, ama bunu çok az gören oldu. En çok dördümüzün birlikte olduğu, çok güldüğümüz, çok mutlu olduğumuz anları çok özlüyorum. Sarılıp uyumayı özlüyorum mesela. Ama şunu da biliyorum ki bir Hiç daha asla sarılamayanlar o da var. duyguları maalesef yaşayamayacağım. Neden ya? Ye. Ah. Nereden biliyorum ben? Ben bu kadını çok net bir İnsanların yerden adını biliyorum. dinlemediğim için bana kızıyorlarmış. Ya da öyle bir şeydi, tam dinleyemedim. En Facebook sözleri. ismim. Uzun zamandır organizasyon işleriyle Parti uğraşıyorum. Kendi organizatörü. şirketim var. İki kızım var. Biri 4, biri 8,5 yaşında. Böyle bir Bekar projeye bir anneyim ben. girmeyi. Kızlarımla yalnız yaşıyorum. Cemiyete çok bilinçli olarak girdim. Nasıl yani? Merhaba demeniz için bile kendi şahsım adına konuşuyorum. Ben 100 bin liranın üzerinde para harcadım. Bu yatırımı yaptım ve cemiyetin içinde davetlerde bulundum, boy gösterdim. Fotoğraflarım çekildi, basında göründüm. 100 bin lira mı? 200 Zorla girmiş eve. Gerçekten kendisini zorla sokmuş. Kendini zorla sokmuş cemiyete. Aa, skandal. Skandal. Sosyeteye girmek pahalı bir hobidir.
buna ciddi paralar harcamanız gerekiyor. Her şeyiniz çok ince ayrıntısına kadar düşünmeniz gerekiyor. Ayakkabınız, çantanız, kıyafetiniz, saçınız, makyaj malzemeniz, arabanız, her şey, eviniz, eşyalarınız, her şey. En ince detayına göre, çocuğunuz varsa çocuğunuzun kıyafetleri, ayakkabısı ve bütün detaylarıyla, köpeğiniz, kediniz ve her şey. En ince detayına göre, kuralına göre oynamamız lazım. Kadınların arasında her konuda yarış olduğu için cemiyet içerisinde de doğal olarak her konuda yarış devam ediyor. Kıyafeti, kürkü, saçı, takısı, kocası. Ay kocası kocasının mı? Veya kendisinin iş yaşamındaki başarıları, basında benim çıkma sayıları. Benim kocam yok ki. Tamamen benim kocam yok. Şov. Bu cemiyet içerisinde görüşmek istemediği insanları görüp de kafasını ama çeviren bir şey birini görmedim. Köpek golden gibi duruyor. Hatta golden kırma gibi duruyor yani. Madem öyle sosyeteden konuşuyorsak eğer, konu sosyete ise Chihuahua almanız gerekiyor. Yanınızda taşıyabileceğiniz. Mümkünse bunlara da işte nasıl söyleyeyim, mesela Paris. Çok pahalı marka söyleyin. Prada. Kangal iyidir mesela. Kangal uygundur. Hayır, Pag olmaz. Pag daha sakin. Anladın? Gucci. Evet, Gucci olabilir. Kesinlikle. Versace. Ha, Chanel. Bunlar olabilir. Adım bir. Ya diyorum ya, Pag'lar daha sakin duruyor yani. Hele bak mesela gofretle sosyeteye giremezsin. Giremezsin. Mia'yla hiç giremezsin o sosyeteye. Hiç. Lacoste, London, Rolex. Yani kesinlikle pahalı şeylerin isimleri. Anladınız mı? Öyle kangal köpek alıp adını da Karabaş koyup sosyeteye giremezsiniz ya. Kusura bakmayın. Herkes... Aaa merhaba tatlı, merhaba şekil. Ben öyle değilim. Sen nasılsın Riz? Öf! İşte bizimki geldi. My favorite. Helen hoş geldin. Asalet yayı. Asaletin. Bak non-fat latte içiyorum dercesine yürüyor ya. Şuna bakar mısınız ya? 34 beden, 36 değil. Kartların ne geldiği önemli değil. Oyunu ben oynarım. Sanki Lerzan Mutlu'nun 30 yıl sonraki ben hali gibi. Ülkü. Ankara'da doğdum ama hayatımın büyük bir kısmı İstanbul'da geçti. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Profesyonel hayatta geldiğim nokta, gelebileceğim en yüksek nokta olduğunu düşündüğüm için hayallerimi gerçekleştirmek çok istedim merak ve ediyorum. Moda sektörüne, çocukluğumdan beri tercihim olan moda sektörüne geçtim. Ya karizmanın öz kızı ya. Oo. Boğaziçi İşletme Bölümü mezunu olan Gülsev Ülke ödüllü iş kadını, moda tasarımcısı ve influencer olarak çalışmaktadır.